sonucun bir sayı çıkıyor olması. Yani integralde hiçbir farkı yok demiştim daha önceki derste. Artık buralara sayı yazacağız. A, B diye. İşte biz buraya bir fx fonksiyonunu belirledik. Türevi alınmış bir fonksiyon. Bunun integralini aldığımızda ne yapıyorduk normalde? Fx diyorduk artı c diyorduk. Yani türevi alınmamış hali, yani fx'in türevini alırsan ne gelsin? Fx gelsin. Bunun integralini aldığında bu oluyordu. Şimdi şöyle yapacağız. Bu fonksiyonda artık sınırlar belli olduğu için bir a yazıyorum, bir b yazıyorum. Bak b yazarsam ne olur? Fb artı c eksi fa eksi c. Bak ne oldu? Fb eksi fc. Fb eksi fa. Şimdi burada her defasında c'yi yazmanın bir anlamı yok. Artık şeyi yazmıyoruz. İntegral sabitini yazmıyoruz. Çünkü çıkartma işlemi yapacağım için onun hiçbir önemi kalmıyor. Çok kolay. Hemen başlayalım. Yani çünkü türev alma, integral alma kuralları olduysa çok kolay. Bak şimdi ben bunun integralinin ne olduğunu biliyorum. X küp olduğunu biliyorum. Sıfırdan 2'ye 2 yazacağım. 8 eksi sıfırdan ne gelecekmiş? 8 gelecekmiş. Yani normal integrali alıyoruz, götürüp yerine yazıyoruz sayıları. Başka hiçbir şey yok. İşte toplama, çıkarma, hani o kendine has özellikleri hala geçerli. Evet, bu neyin türevidir? X küpün. Bu neyin türevidir? 2x karenin. Ne yapacağım? Bir 2 yazacağım. 2 yazarsam ne olur? 8 artı 2 çarpı 4. Eksi 1 yazarsam 3 artı 4. Ne yaptı? 16 eksi 7'den ne geliyor? 9 geliyormuş. Ben yani çok sıkıntı olacağını düşünmediğim için hani her defasında şey demiyorum. Anlaşılmayan bir şey var mı diye demiyorum. Zaten direkt integral alma kuralları. Daha yeni çalıştığın için de yani onda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bak normal yine integral alma kuralları yaptım. Eksi 1'e 2. 2 yazdım. 8 bölü 3. Eksi 4 artı 6. Eksi 1 yazdım. Eksi 1 bölü 3. Eksi 1, eksi 3 olmalıymış. Hemen burayı düzenleyelim. 2, 6, 14 bölü 3. Buranın hepsi eksi mi geldi hakikaten? Eksi 1 yazdım. Evet, eksi geliyormuş. Eksi 4, eksi 2, 13. Artı 13 bölü 3 geliyor. 27'den 9. Var mı sıkıntı? Yok. Peki. Şimdi özellik diyor ki bize, şimdi tek fonksiyonlarımız vardı. Bir de çift fonksiyonlarımız vardı. Bir hatırlatalım. Tek fonksiyon neydi? Tek fonksiyon deyince bizim aklımıza x yerine yani a yazdın. Eksi a yazarsan bu eksiği birbirine eşit olması için eksilisi olması gerekiyor. Çift fonksiyonda da x yerine ne yazdığının bir önemi yok. A da yazsan, eksi a da yazsan birbirlerine eşit oluyorlar. Peki diyor ki adam bize, tek fonksiyon diyor, grafiği böyle bir şeydir. Yani tek fonksiyon için biz ne söyleyebiliyorduk? Orijine göre tek fonksiyon, orijine göre simetrik. Göre simetrik. Yani sen buraya eksi a yazdın. Buraya da tek bir fonksiyon yazdıysan cevap daima sıfır çıkıyor. Çift fonksiyon y eksenine göre simetrik. Göre simetrik. Eksi a'dan a yazdın. Çift fonksiyon olduğu zaman şöyle yapıyorsun. Bunu sıfırdan a'ya alıyorsun. Yani sıfırdan a'ya, ama iki tane değer olmuş oluyor. Çift fonksiyon. Bunun değerini bilmiyoruz. Ama bunun ikisinin mantığını da göstereceğim. Şimdi bizim tek fonksiyon diye bildiğimiz en önemli fonksiyon nedir? X küptür. X küpün grafiğini ezberle demiştim. Çift fonksiyonu neyi biliyoruz? X kareyi biliyoruz. Şimdi burada belirli integral dediğimiz, artık işin içerisine sayılar girdiği için artık eğrinin altında kalan alan demektir bu. Bunu göreceğiz, merak etme. Eksi a'ya a. Bak eğrinin altında kalan alan burada, eğer atıyorum işte ne olsun? B ise burada eğrinin altında kalan x'in altında olduğu için eksi b oluyor. Ve bunların toplamları o yüzden sıfır geliyor. Fakat burada ise burası eksi a, burası a ise, burası b ise, burası da b. Burada ne geliyor? İki tane b gelmiş oluyor. Neyse, bakaracağız, merak etme, çok basit zaten.
Mesela diyor ki adam bize bu fonksiyonda tamam ya biz bunu normal yapabiliriz zaten. Bak kimisi çift, kimisi tek, değil mi? Bu çift, bak bu tek, bunu hiç hesaplamana gerek yok. Tekse cevap sıfır. Bak tek, sıfır. Yalnızca bunu yapabilirsin. Ha gerek var mı burada? Bence gerek yok. Hani onu da söyleyeyim. Ben normal bunu direkt integraline alırdım ama şöyle düşün. Ben bir tanesini göstereyim. Eksi birden bire x küp integralini alayım. X üzeri 4 bölü 4. İntegral sabiti yazmıyorum. 1 yazıyorum. 1 bölü 4. Eksi 1 yazıyorum. Yine 1 bölü 4. Bak ne geldi? 0. O yüzden bunlar 0 oluyor. Bu ise integral x üzeri 5. X küp. 5x. Tamam. Gerçi yok. Onunla alakası yok. Buraya ne yazacağım? Eksi 2'ye 2 yazacağım. 2 yazarsam ne olur? 32, 8, 10. Eksi 2 yazarsam eksi 32 eksi 8 ne geldi? Eksi 10. Bak eksiyle çarpılacak ya hepsinden ikişer tane geldi. Yani burası kaçmış? 50. Burası da 50 gelecek ama işaret artı olacak. Dikkat et. Yani hepsinde işareti artı olacak. Cevap da ne oluyor? 100. Ha gerek var mı bu soruda? Yok. Ama yine de görmekte fayda var tabii ki. Şey gibi düşün bunu. Eğer sınırları yer değiştiriyorsam A'dan B'ye fx dx A gibi bir değer çıkıyorsa ben sınırları değiştiriyorsam B'den A'ya fx dx eksi A diye gelecek. Hani çok alakası yok ama logaritma tabanı değiştirirken de böyle bir şey vardı. Sınırları parçalayabilirsin. Mesela biz bunu nereden biliyoruz? Şeyde sigma yani toplam işaretinde hatırla. A eşittir 1'den 10'a kadar atıyorum ne olsun? X kare olsun. Biz bunu nasıl yazabiliyorduk? 1'den 5'e kadar X kare. 6'dan 10'a kadar X kare yapıyorduk hatırlarsan. Buradaki mantık da aynı. Yani şey sınırları parçalayabiliyorsun. Bunlar özellikleri gördükçe göreceğiz. Mesela sıfırdan eksi 1'e, sıfırdan 1'e. Hani bu çok gerekli bir şey mi? Onu da bir soralım kendi kendimize. Bence gerekli değil. Ben bu integrali hemen alabiliyorum zaten. Yani çok da şey değil. Hani işe yarar bir şey değil ama şunu söyleyelim. Mesela bu buradan ben bunların yerlerini değiştirmek için kullanabilirim. Eksi 1'den 1'e x dx. Sıfırdan 1'e x dx. Ne olmuş bak? Pardon bu sıfır olacaktı. Eksi birden sıfıra, sıfırdan bire. Ben o zaman bunu tek, şu fonksiyonlar da aynı olduğu için tek şeyde yazabilirim. Tek integral altında. Bu nasıl bir fonksiyon? Tek bir fonksiyon. Bunlar da birbirinin zıttı işareti. Cevap ne oluyor? Sıfır. Şimdi ben şunu söylerdim. Hocam niye böyle bir şey yapıyoruz? İntegralini alsak daha kolay olmaz mı? Ya tabii ki oluyor da hani bu özelliği de görelim diye anlatıyorum. Yoksa tabii ki ben de integral 10 saniye önce sıfırı bulduydum. Şimdi tam değerin integrali yani şöyle düşünmek lazım. 1 ile şimdi burada şöyle düşüneceğiz. Tam değer biliyorsun sıkıntılı bir şey. Yani 1 ile 2 aralığında başka bir şey gelecek. 2 ile 3 aralığında da başka bir şey gelecek. Başka bir şeyden kastımız ne? Bildiğin parçalı fonksiyon gibi düşün. Sen buraya neler yazabilirsin? 1 yazabilirsin, 1,2 yazabilirsin. Biz diyoruz ki burası hep 1 gelecek değil mi? Hani şey gibi düşün. X sayısı 1 ile 2 aralığındaysa tam değer X ne çıkar her zaman? 1,5 yazsam, 1,6 yazsam daima 1. O yüzden burası 1 dx gibi düşün. Tabi burası 1'e 2. 2 ile 3 aralığında bu da ne olacak? Aynı mantıktan 2 dx. Yani burasının integralini alalım. Hiç tek seferde yapmamıza gerek yok. Ben bunun integralinin x olduğunu ve 1 ile 2 aralığından cevabın 1 geldiğini, bunun integralinin 2x olduğunu, 2 ile 3 aralığından 6, 4, 2 geldiğini, toplarsam da 3 geldiğini biliyoruz. Ama tabii dediğim gibi görmüş olduk bir şekilde de. Bu arada bunun grafiğini çizdiğimde bak şu alan ne oluyor biliyor musun? Şurası da birmiş. Bak bir kere bir bir. Bu alan ne oluyor? İki geliyor. Hani yavaş yavaş eğrinin altında kalan alan mantığını da öğrenmemiz gerekiyor. İntegral demek, belirli integral demek eğrinin altında kalan alan.
Burada bir şey yok zaten. Burada ne yapabilirim ki? Ben çarparım, hiç uğraşmam şeyle. Hani başka bir yolu var mı demem. Hiç bildiğim yol, en iyi yol, kendi bildiğim yol diye. Hani burada bir şey var mıdır diye hiç uğraşmam. X küp bölü 3 artı x kare bölü 2 eksi 2x sıfırla 2, 2 yazmam yeterli. 8 bölü 3, rengi değiştireyim. 8 bölü 3 artı 4 bölü 2 eksi 4. Bu da 8 bölü 3, 2 eksi 2, 6 neymiş? 2 bölü 3'müş cevap. Hani dediğim gibi gayet hiç ben bu sorunun burada ne işi var anlamadım. Evet, başlayalım, çarpalım. Ya gerçi bu değişken değiştirerek yapılabiliyor bu sefer herhalde. Yani bence farklı bir bakış açısı olsun diye. Yani şunu yapabileceğini biliyorum. Sıfırla iki aralığında 2x küp artı 3x kare artı 6x kare artı 9x. Zaten bunu yapabilirsin. Ama burada hem değişken değiştirmede de bunu göreceğimiz için bak ben buraya u dersem bak u dediğim şey ne? X kare artı 3x. Türevini alırsam ne olur du dediğim şey? 2x artı 3 dx. Bak burası ne yaptı? du oldu. Burası u, du. E hocam sınırlar ne olacak? Merak etme. Ben u diye hangi fonksiyonu demiştim? X kare artı 3x'e demiştim. Burayı takip et, çok önemli. Ben x yerine ne yazmış yazmak gerekiyordu? 0. 0 yazarsam bak burası ne olacak? 0. X yerine 2 yazarsam 4, 6 daha ne yapar? 10 yapar. Demek ki ben bunun integralini alacakmışım. U kare bölü 2. Bir 10 yazacakmışım. 50. Bir de 0 yazacağım. Zaten 0. Şimdi dediğim gibi şu yöntemle zaten çözebilirsin. Pardon, şu yöntemle yok, pardon, şu yöntemle zaten çözebilirsin. Ama biz ne yaptık? Değişken değiştirerek çözdük. Değişken değiştirmek önemli. İntegralin en temel sorularından bir tane, yani soru tiplerinden bir tanesi. Mesela ben burada değişken değiştireceğim. Çünkü yani değişken değiştireceğim derken hani ln 4x'e u diyeceğim. İçinin türevi bölü kendisi. İçinin türevi 4. 4x ne olacakmış? Dx, du olacakmış. Bak ben buraya u yazınca bak ln 4x gördüğüm yere u yazıyorum. Dx bölü x gördüğüm yere de du. Sınırları değiştirmek gerekir mi? Yani bence en son yine x yazacaksan hiç sınırları değiştirmene demek istiyorum. Normalde bunun integrali nedir? U kare bölü 2'dir. U dediğim şey neydi? Ln kare 4x bölü 2 ne yazacağım? Bir 1 bölü 4 yazacakmışım. Bir de e kare bölü 4 yazacakmışım. Şimdi bunu bu şekilde de çözebilirsin. Ama sınırları da belirleyebilirsin. Bak ben ln 4x'e ne dedim? U dedim. X yerine 1 bölü 4 yazarsan ne olur? Ln 1. Ln 1 nedir? 0. Bak burası 0'mış. Ln e kare bölü 4 yazarsam buraya. E kare bölü 4 yazarsam 4'ler sadeleşir. E kare kalır. O da ne demektir? 2. Peki ben şu integrali aldım ya. 0 ile 2 aralığında yazılmak ne demek? Bak 4, 2 gelecek. Eğer bunları yazsaydım da yine 2 gelecekti. Şimdi değişken değiştirince ister sayıları yerine yaz. Hani şu sayıları. Tabii getirip bunu buraya yazmıyorsun. Hangi değişken değiştirmeyi kullandıysan x yerine getirip bunu yazıyorsun, x yerine getirip bunu yazıyorsun. Ya da ben hiç kafam karışsın istemiyorum deyip değişken değiştirdin, integrali aldın. En son şunu görmüştük ya. Hangi değişkense götürüp yerine yazıp sınırları hiç değiştirmiyorsun. İkisi de senin, ya ben sana göre hangisi daha kolay geliyorsa ben hep unuturum diye şey yapıyorum. Yani götürüp yazıyorum yani. Peki sinüs 2x'in bu kimin türevi olabilir? Bir kere kosinüsün türevi olacağı belli. Ha, 2'nin türevinden 2 gelecek. O da yok olsun diye ne yapıyoruz? Bölü 2 diyoruz. Bak ben bunun türevini alırsam ne gelir? Gördüğün gibi bu gelir. Peki sınırlarım nereden nereyemiş? Sıfırdan pi bölü 4'eymiş. Pi bölü 4 yazarsam eksi kosinüs pi bölü 4 yazdım. Yani pi bölü 2 geldi. Bölü 2 eksi 0 yazarsam kosinüs 0 bölü 2. Ben buranın 0 geldiğini biliyorum. Burası da ne oluyor? 1 yapıyor. Kosinüs 0, 1 bölü 2. Yani normal standart integral aldım burada.
Şimdi kos küpün integralini almayı biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Ne yapıyordum? Bir tanesini kenara ayırıyordum daha sonra. Yani bir tanesi derken kos kareyi kenara ayırıp kos x diyorduk. Buraya da 1 eksi sin kare x diyoruz. Sinüs x'e u diyoruz. Bak u dediğim şey ne? Sinüs x. du yani türevini aldığım zaman ne olur? Kosinüs x dx. Peki götürüp yerine yazıyorum şimdi. 1 eksi u kare. Ne yazdım? Sinüs gördüğüm yere u yazdım. Çarpı kosinüs x dx gördüğüm yere de ne yazacakmışım? du. Dedim ki ben değişken değiştirme de yapıyorsam mutlaka götürüp şu değerleri yerine yazıyorum. Yani işte x yerine 0 yazıyorum. Burası 0 geliyor. X yerine pi bölü 2 yazıyorum. Burası da 1 geliyor. Hani hiç kafam karışmasın. En son götürüp x'li falan ifade yazmayacağım. İntegralini alıyorum. U eksi u küp bölü 3. 1 yazarsam 1 eksi 1 bölü 3. 0 yazmama gerek yok. Cevap ne çıkıyormuş? 2 bölü 3. Umarım anlaşılıyordur. Hani dediğim gibi integral almayı öğrendiysek buralar çok kolay olacaktır diye düşünüyorum ben. Az önce söylemiştim bunu senin sorduğun soruların bir tanesinde. Sin kare x'in türevi nedir? Bak sinüs x'in değil sin kare x'in türevi 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x. Ne güzel de yazdım. Şurası yok. Peki yani bu ne olacakmış? Bak, bunun türevi yukarıdaymış. Ben o zaman u'ya şey dersem, sin kare x dersem, du ne oluyor? Sinüs 2x dx oluyor. Bak götürüp yerine yazalım. Ben buraya u yazdım. Burası du oldu. Sınırları da belirliyorum. Bu ne demektir? 30 derece. Sinüs 30 nedir? Sinüs 30 1 bölü 2. Karesini alırsam ne olur? 1 bölü 4. Sinüs 60 nedir? Kök 3 bölü 2. Karesini alırsam ne olur? 3 bölü 4. Yani ben bunun integralini alıyorum. Bu kimin tabii şöyle bir şeyin integrali neydi? 1 bölü u du. Bu neyin türevidir? Ln u'nun türevidir. Tabii kafanı karıştırıyorsa bak hani elenli bir şey gelecek ya hemen orada kafana hemen aydınlanmış olur diye düşünüyorum. 3 bölü 4. Ne yapacakmışım? Bir ln 3 bölü 4'ten ln 1 bölü 4'ü çıkartacakmışım. Biliyorsun ki logaritmada çıkartma işlemi bölme demektir. O da ne yapar? Ln 3 yapar. Yani 3 bölü 4'ü 1 bölü 4'e bölersem olur. Var mı kafana takılan bir şey? Yok. Tamamdır. Şimdi belirli integralin türevi, bunun adı neydi unuttum ya. Bir Leibniz kuralı diye hatırlıyorum ama Leibniz kuralı ben anlatacağım. Bir integralimiz var. Burası x'li bir fonksiyon artık. Yani şey değil, sayı değil. Atıyorum burası ne olsun? İşte x kare olsun, burası da x küp olsun, burası da x artı 4 olsun diyelim mesela. Tabii örnek üzerinden gösterelim. Ben bunun türevini istiyorum. Bunun türevini şöyle alıyoruz. Bunun türevini alıyorum. Bunu götürüp yerine yazıyorum. X küp artı 4. Eksi bunun türevini alıyorum. Bunu götürüp yerine yazıyorum. Yani x kare artı 4. Kuralımız bu. Yani belirli integralin türevi diye geçiyor. Aslında belirli integral değil de daha çok şurası x'li bir ifade. Hani sonunda x yazdığım bir şey. Peki böyle bir şeyin türevi nasıl alınırmış? Bunun türevini alıyorum. Kosinüs x. Götürüp bu değeri yerine yazıyorum. Yani sinüs x'i götürüp yerine yazıyorum. Sin kare x eksi sin x çarpı ya eksi sıfırın türevi zaten sıfır. Türevini bulmuş oldum. Peki ben pi bölü 4 yazarsam kosinüs 45 ne demektir? Kök 2 bölü 2. Burası 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 eksi kök 2 bölü 2. O da kök 2 çarp eksi yani çarpalım aynı zamanda 2 bölü 4. Yani kök 2 eksi 2 bölü 4 gelir. Peki diyeceksin ki hocam biz niye şey yapmadık? Hani integralini almadık. Alalım.
Ama işin çok daha zor olacak öyle yazınca. Ya zor derken işte integralini aldık. T kare bölü 2. Götür yerine ne alacakmışım? Sıfırdan sinüs x'e. Sinüs x yazıyorum. Ne oluyor bak. Sin küp x bölü 3 eksi sin kare x bölü 2. Sıfır yazmadım. Şimdi bunu bir de türevini alacağım. Bak türevini alınca ne oluyor? 3 başa çarpan olarak geliyor. Sin kare x sinüsün türevini alıyorum. Kosinüs bölü 3. Eksi zaten bunu biliyoruz türevini hemen. Kosinüs x bölü 2. Bak ne oldu? Sadeleştirdim. Kosinüs x parantezini alırsam kosinüs x parantezinde sin kare x eksi sin x. Şimdi bunu tek seferde yapmakla gördüğün gibi bu halde yapmak kolay değil. Hatta integrali bazen işte biliyorsun almak bile kolay değil. O yüzden Leibniz kuralı bizim işimizi biraz kolaylaştırıyor. Bakalım. Yine ne yapacağım? Bak çok basit. Bunun türevini alacağım. 1 bölü 2 kök x. Bunu götürüp yerine yazacağım. Kök x artı 1 bölü 1 bölü 2. Sıfırın türevi 0. X yerine 4 yazacağım. 4 yazarsam ne olur? Ne oldu bu? 4 yazardım. 3 kök 3 geldi. Kök 3 bölü 4'müş. Bak fena mı oldu yani? Gayet basit bir soru haline geldi. Hani çünkü bunun ben integralini almak istesem bir dünya iş değil mi? T artı 1'in integralini almak zor, uzun. Ya ben zaten bunu göstermiştim. Ben bu formülü gösterdim. Leibniz kuralı diye geçiyor. Evet bak mesela bunun integralini almak mı daha kolay? Yoksa türevini verdiği için türevini alıyorum. 2x, x kareyi götürüp hep yani değişkenlerin yerini yazıyorum. Tabi bu 2 ln x demektir. Eksi x'in türevini alıyorum. Bu sefer de buraya x yazıyorum. Ln x bölü 2 artı ln kare x. Şimdi bunu bulduk. Peki şimdi x gördüğün her yere e yaz diyor. Ln e ne demektir? 2 e. Ln e 1 demek. 1 1 3 demek. Eksi ln e 1 demek. Burası da ne yapıyor? 3 oluyor. Yani 2e eksi 1 bölü 3 oluyormuş. Gördüğün gibi gayet basit. Evet, mutlak değer fonksiyonun integrali. Yani bizim için mutlak değer hala aynı mutlak değer. Hani nerede olduğunun bir önemi yok. Mesela normalde ben bunun mesela şöyle daha sayısal bir örnek vereyim. X eksi 1. Şimdi ben bunu tek başına ne olacağını bilmiyorum. Ama integral yazarsam buraya. Atıyorum sıfırdan 2 yazdım. Şimdi bu bazı sayılar için pozitif, bazı sayılar için negatif çıkacak ya parçalı fonksiyon gibi düşün. Ki zaten aynı şeyi yapacağız. Biz diyeceğiz ki x birden küçük yani zaten sıfıra kadar gelebiliyor. Bu değerler için ne çıkar? Bu 1 eksi x diye çıkar. X birden büyük değerler için yani 2'ye kadar da x eksi 1 çıkacak. Aslında aynı şeyi yapacağız. Hani mutlak değer bizim için hala aynı mutlak değer. Bakalım şimdi bu soru için konuşalım. İntegral. Şimdi bu kökü nedir yani? X artı 2'yi sıfıra eşitlediğim zaman x ne olacak? Eksi 2. Diyoruz ki eksi 2'den küçük değerler için negatif. Yani eksi 4'ten eksi 2'ye kadar eksi x eksi 2'nin integralini alacağım. Eksi 2'den işte 1'e kadar da x artı 2'nin integralini alacağım. Hocam toplayıversek olur mu? Hayır olmuyor. Öyle keşke öyle bir şansımız olsaydı. Uzun uzun işlemleri yapacağız. Daha kısa yolu var bu arada. Nerede var? İşte şekli çizip alanını bulabilirsin. Onu da gösterelim hatta. Zamanımız kalırsa bu ders için. Eksi x kare bölü 2 eksi 2x. X yerine bir eksi 4 bir eksi 2 yazacakmışım. Eksi 2 yazarsam 4 2. 4 bölü 2 eksi 2 yazarsam artı 4. Eksi eksi 4 yazarsam ne olur? Eksi 2 yazarsam 4 yapmaz ama hiç söylemiyorsun. Eksi 2 yazarsam ne olur? Eksi 4 olur. Eksi 4 yazarsak ne olur? Eksi 16 bölü 2 artı 8 yapacakmış. Tabii bu daha bunu yaptık yani. Düşün daha bir de burası var. X kare bölü 2 artı 2x eksi 2'den 1'e artı 1 yazarsam 1 bölü 2 artı 2 eksi eksi 2 yazarsam 4 bölü 2 eksi 4. Tabii işlem hatası yapma şansımız çok. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Artı ne yaptı burası? 5 bölü 2
2 eksi 2 artı 2. Yani 4, 8, 13 bölü 2 buldum ama Allah'tan doğru bulmuş. Şimdi bu çok zor değil aslında. İşlemleri uzun. Peki benim burada biz kendi kendimizi sesli düşünelim. Biz eğer x artı 2'nin grafiğini nasıl çiziyorduk? Bu aslında bir sonraki konumuz ama ben yine de bunu anlatmak istiyorum. Normalde y eşittir mutlak değer x artı 2'nin grafiği nasıl çiziliyordu? Ben ne öğretmiştim? X artı 2'yi normal çiz. Ne demek normal çiz? X yerine 0 ver, y'si 2 olsun. Y'ye 0 ver, x'i eksi 2 olsun. Bu grafik böyle bir grafikti. Ne yapıyorduk biz burada? Böyle gidiyordu. X'in altında kalan kısmı siliyordum. Diyordum ki bunun simetriğini alıyoruz. Yani böyle bir şey oluyor. Peki buradan sonra ne yapacağız? Buradan sonra da bak sınırlara dikkat et. Eksi 4 ve 1. Şimdi integral eğrinin altında kalan alan yani aslında şu alanların toplamını istiyor. Bakalım hadi bu kadar yaptık. Eksi 4 yazarsan ne olur? Yani mutlak değer içine eksi 4 yazarsan ne olur? 2. Burası 2'ymiş. Şurası da 2. Şu rengi değiştireyim. Bak burası da 2. 2 kere 2 4. Burasının alanı 2. Şimdi şurası ne? 3. X yerine 1 yazarsan burası da 3. Burası 9 bölü 2. Toplarsan bak kaç geliyor? Yine 13 bölü 2 geliyor. Ama dediğim gibi bir sonraki başlığın